bir masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım kurtla kuzu olsun şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun güneşle ay. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım kurtla kuzu olsun şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun güneşle ay. İki dakika beklersen geçerken okula bırakırım seni. Sağ ol baba, ama Ahmet'e bir uğrayacağım. Hı hı. Neye varacak bu iş uşağım? Hangi iş dede? Malum, Hakkı işi. Bana mı soruyorsun? Paçamı nasıl sıyıracağım? Ben Hasibe'den değil, Hafize'den hoşlanmışydım. Hakkı bağ, haksızlık ediyi, iftira ediyi. Ben masumum. Hakikaten de masumsun yani. Sen git kadının yanında don gömlek yakalan, sonra da iftiraya uğradım de. Elim eline değmedi daha. Yardım et bana Fikret. Dede sen ne diyorsun Allah aşkına? Bana kim yardım etsin? Zaten derdim başımdan aşmış. Şu halime bak. Abim alkolden hastanede. Zeynep evden gitti. Üstelik okuldan çıkarılmak üzere. Babam dersen gene taktı bir şeyleri kafasına. Elini hiçbir şeye sürmek istemiyor. Alimin arkadaşlarıyla başı dertte. Bir taraftan İpek'in durumu. Hangi birine yetişeyim dede, hangi birine? Haklısın Fikret, haklısın. Hepimiz ayrı dert olduk başına. Ben nasıl yardım edeyim be dede? Adama gidip dedem jimnastik yapmak için arada bir soyunur mu diyeyim? İyi de ben ne alt edeceğim uşağım? Ben bilmem. Bu işi temizlemen lazım. Dünya aleme rezil olduk. Evlen kadına. Başka yolu var mı? Haklı çocuk. Ha? Fikret doğru söylüyor. Kendi payına konuş. Evlenmeyelim o kadınla. Hafiz olsa tamam. Ama Hasibe'yle olmaz. Dünyada olmaz. Evlenmeyelim daha. Yedim bitirdim Sermet amca. Benimle gelmir misin? Hatırlasana. Tatilden önce öğretmen bana dediydi ya. Seninle konuşmak ister.
Hadi ben geç kaldım Sermet amca. Hoşça kal. Versene oğlum şu 1 milyonun üstünü. Ne üstü abi? 150 bin lira daha vereceğiz. Dalga mı geçiyorsun lan? Ramazan günü hem çay içmiyoruz bir de para mı ödeyeceğiz? Sakin ol Musti. Çaylar zamlandı. Düpedüz soygun bu be. Şimdi eski çayları da zamlı mı ödeyeceğiz? Hayır Musti'cim, paranın bugünkü değeri üzerinden ödeyeceksin. Ya. Neyse ki benim çay fiyatlarıyla derdim yok. Dostlar ısmarlıyor nasıl olsa. Bundan sonra avcunu yalarsın. Nerelerdesin sen ya? Üç kağıtçı Nihat gene çaya zam yapmış. Bana ne? Hem ne toplandınız gene burada tavuk sürüsü gibi? Gidin kendi dükkanınızda için çayınızı. Hadi hadi durmayın hadi. Hadi sen de Selami. Benim dükkanım yok ki. Bana ne? Kahveye git. Burası Kaan'ın gölgesi değil. Hadi beyim yallah. Hayrola Sermet? Kafan bir şey mi bozuldu? Senin üstüne vazife değil. Hadi kış kış. Hadi kış hadi. Gidin başımdan. Sağ ol Fikret Kaptan. İyi günler. Sana da. Aslında ben senden memnunum. Hiç şikayet etmedin. Başıma iş açmadın. Beni yolda bırakmadın. Yaz demedin, kış demedin, çalıştın. Bizi geçindirdin. Ama ne yaparsın, mecburum. Kusura bakma Ahbap. Biraz param olsa gazeteye ilan vereceğim ama... Allah kahretsin. Bana biraz daha süre tanıyamaz mısınız? Benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Zaten normal süreyi çoktan geçtiniz. Eğer yarın akşama kadar ödemeyi yapamazsanız... kaydınızı silmek mecburiyetinde kalacağız. Yarın akşama kadar mı? İmkansız. Nasıl öderim? Bugünlerde çok... Daha görünmedi. Gelmedi galiba. Gelmedi. Gelmeyecek. Fena korkmuş garibim. Bitti bu iş. Bir zamanlar bir halimcik vardı. Ne yapıyor acaba? Merhaba. Yoksa gelmeyecek mi? Bence gelir. Halim o kadar korkak mı? Kesin gelir. İyi de nerede kaldı? Merhaba Sermet. Bu ne böyle Fikret? Hiç satıyorum. Ne? Niye? Duydun mu Sermet? Baksana Levent. Fiko minibüsü satıyormuş. Dokunma dokunma. Servis işini bırakıyor musun evet, Fiko? Evet bırakıyorum. Nereden çıktı bu durup dururken şimdi? Motorda bir şey mi var? Yok yok saat gibi. O zaman niye satıyorsun? İşte. Kaç para istiyorsun peki? Sermet amca. Sermet amca. Ne var? Sen daha gitmedin mi okula? Gittim ama öğretmen seni soracak. Oyalanma burada bacaksız. Daha ilk günden ders kaçıracaksın. Hadi gel Sermet amca. Ne olursun gel. Gelemem işim var benim. Her dakika senin peşinden koşamam. Tamam mı? Ne oluyor Sermet? Şş, yapma Alişan. Sen koca delikanlısın. Git öğretmenine de ki... Sermet amcam sonra gelecekti. Koş hadi geç kalma. Koş. Ya niye bağırdın çocuğa be Sermet? Siz kendi işinize bakın. Üstüne varmayın. Bugün barut fıçısı gibi nedense. Söylesene Fiko kaç para istiyorsun minibüse? Sana ne? Sen mi alacaksın? He? Gel Fiko gel gidelim konuşalım seninle. Sen mi alacaksın? Tövbe yarabbim tövbe. Borcu Şenkay. Burada. Mehmet Turgut. Burada. Kerim Alaca. Buradayım hocam. Alim Aksu. Yok. O gelmeyecekmiş okuldan ayrılıyor. Özür dilerim hocam. Trafik çok sıkışıktı. Otur yerine Halim. Halim. Halim tatil nasıl? Şunu benim sırama koysan Ahmet. Peki.
Al bakalım. Bitti mi? Yaşamine, 15 gün düşündüm bir şey yazamadım. Şişt, yavaş olsana. Sen olmasaydın ne diyecektim öğretmene? Sağ ol. Ya minibüs satman şart değil oğlum be. Biraz param var. Veririm sana, ödersin okul taksidini. Olmaz Nihat, alamam. İpek için sana her an para gerekti. Zaten mesele sırf taksit de değil. Ya bırak geçiri be Fiko. Minibüs olmasa ne yaparsın? Bulurum bir iş. Fiko, benim neyim varsa senin sayılır. Ha, istersen gel burada beraber. Bilmez miyim? Sağ ol. Ama zaten seni zar zor geçindiriyor bu kahve. Hem ben ne anlarım bu işlerden? Yeter daha. Kesin zevzekli. Kesin zevzekli. Helal olsun. Hakkım hakkı fuz gelir bağa. Benamadım sürmeneli Yakup Çavuş. Tuhaf adamsın yani. Evlenmiyorum. Evlenmeyeceğim. Yakup amca da bayağı popüler oldu yani. Ya ne demezsin. Milletin ağzına sakız olduk. Selamlar. Yukarı çıkmayayım Fikret. Şunu dedene verir misin? Ha, o da buradaymış. Mektubun var Yakup dede. Bakalım. İyi günler. Güle güle. Kimden geliyorsun? Sürmeneliler Derneği'nden. Yemek davetiyse benden paso. Artık gitmiyorum. Başım derde giriyor. Sen yine de oku. Sayın Yakup Aksu, son yönetim toplantısında hakkınızda çıkmış olan uygunsuz söylentiler ele alınmış ve görülen lüzum üzerine üyeliğinizin düşmesine karar verilmiş olup... Buyurun, bir bu eksikti. İftira bu, bunu bana yapamazlar. Yaparlar, yapmışlar bile. Hepsi Hakkı'nın başının altından çıkıyor. Adam dediğini bir bir yapıyor işte. Yakında madalyanı da alırlar elinden. Sen daha inat yap. Rezillik diz boyu. Öyle görünüyor ki senin kararın kesindir Yusuf Reis. Öyledir Reis. Başka çare mi var? Ne diyeyim? Hayırlısı olsun da. Siz seyahatteyken davayı açtık Hasan Bey. Kuruluşumuzun ticari itibarını sarsarak bizi ve ortaklarımızı zarara uğrattıkları gerekçesiyle tazminat talebinde bulunuyoruz. Güzel. Ne kadar? 100 milyar maddi, 10 milyar manevi. Uygun. Başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Ne gibi Hasan Bey? Hukukçusun, düşün. Vakıf hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunabiliriz. Kulağa hoş geliyor. Peki suçlama ne olacak? Kuruluş amaçları dışına çıkmak. İmza kampanyasını kastediyorum. Bir şeyler daha ekleyebiliriz. Bunu sevdim. Evet, bunu sevdim. Sevdim. Hemen yap. Hasan Basri karşı hücuma geçti. İntikam peşinde. 110 milyar. Çıldırmış bunlar. Bizden bu parayı alabileceğini mi sanıyor? Alması önemli değil. Aleyhimize bir karar çıktığı anda istediği gibi at oynatır artık. Öyle bir karar bizi de mahveder. Kazanma şansı ne? Bilemem. Dosyayı incelemedim henüz. Ama televizyon kanallarından bantları delil olarak istetirlerse tutturabilirler. Hem suçlu hem güçlü. Zeytinyağı gibi üste çıkıyor. Ne sanıyor bu adam kendini? Asıl bizim onu dava etmemiz gerek. Danıştay'dan sonuç alabildik mi? Karşımızdakiler çok güçlü. Oturup bekleyecek miyiz? Belki de böylesi daha iyi oldu. Çünkü biri ani çıkışlar yapınca kabak hepimizin başına patlıyor. Ne demek bu şimdi? Çocuklar. Arzu. Hayır hayır, açıklasın. Adamın basın toplantısını basmak o kadar da iyi bir fikir değilmiş demek ki. Saçmalama Arzu, hepimiz oradaydık. Kulaklarıma inanamıyorum. Birlikte karar verdik. O kadar ileri gitmemeliydik. Birbirimizi suçlamayalım. Ben kimseyi suçlamıyorum. Ama kabul edin ki Hasan Basri'nin elindeki asıl koz orada olup bitenler. Bu doğru. Polis tutanakları da işlerine yarayacak. Belki bir uzlaşma arasak... Bir dakika lütfen. Burada neler oluyor? Şu halimize bakın. Zoru görünce birbirimize girdik. Elimizden geleni yaptık İpek. Kabul et. Biz amatörüz. Karşımızdakilerse... 110 milyar ne demek? Adam bizi mahvetmeye kararlı. Bence Gönül Hanım Hasan Basri'nin vekilleriyle bir konuşsun. Yani uzlaşalım öyle mi? Peki. Uzlaşalım. Hatta isterseniz medya önüne çıkıp Hasan Basri ile el ele resim çektirelim. Öpüşüp kucaklaşalım. Nasıl olsa Hasan Basri bize çocuk köyü için başka bir arazi bulur. Çorak bir çöplük olabilir mesela.
Biz niçin yola çıktık? Niçin? Bakın, biz kimsesiz, korunmaya muhtaç çocuklar için savaşıyoruz. Onlara şu kadar. Evet, şu kadarcık bir yaşam alanı yaratmak için savaşıyoruz. Cüzdanlarımızı doldurmak için değil. Biz haklıyız. Haklı olduğumuz için de bu savaşı kazanacağız. Biz kaybettik İpek'i. Anlardık. Kendini bu kadar harap etme lütfen. Son sözünüz bu mu? Peki. Tek kişi kalsam da ben savaşacağım. Hoşça kalın. Ne dediler Zeynep? Ayrıcalık yapamıyorlar. Ne olacak şimdi? Artık okuldan umudu kestim. Onu bırakın, nasıl geçineceğim onu bile bilmiyorum. Buradan aldığım para neye yeter ki? Bakar mısınız? Pardon. Buyurun. Buzların birini çıkarabilir misiniz? Efendim? Çok soğuk geldi. Tabii. Buzların birini alsana. Bol buzlu istememiş miydi? Şimdi de soğuk oldu diyor, ne yapayım? Şu kahveyi de götürsene. Buyurun. Benim ek bir iş bulmam lazım. Yoksa kira payımı bile ödeyemem. Aa, bebekleri sever misin? Niye? Hayırlı bir kısmet bulup evlenmemi falan mı istiyorsun? Okuldan bazı kızlar çocuk bakıcılığı yapıyor. Parası da fena değilmiş. Bu bana uyar işte. İnsan kitap falan da okuyabilir. E tabii. Ay ne olur şunu bir sorun. Bir şey çıkarsa da bana haber versinler, tamam mı? Tamam. Hoş geldiniz, buyurun. Sermet gelmedi mi? Söyledik ama aldırmadı. Bir derdi var onun da. Neyse, şimdi Fiko'nun derdi daha önemli. Bize çay versene. Ya. Korkmayın be oğlum, korkmayın müesseseden. Yok, niyetliyiz. Ya fırını boş bıraktım Nihat, ne söyleyeceksen söyle. Ya tamam be kardeşim, patlama söyleyeceğiz. Şimdi bakın beyler, Fiko darda. Belliydi zaten, yoksa minibüsü ne diye satsın? Dinleyin bakın. Şimdi eğer aklınıza yatarsa ben diyorum ki, şey diyorum, şimdi... Vay Cemil, yüzünü gören cennetlik. Nerelerdesin? Buralara pek gelemiyorum. Niye? İşler mi çok? Yok, ondan değil. Burası yasak bölge. Ne demek yasak bölge? Yani eski patronun bölgesi. Buraya servis yapmama izin vermiyor. Nihat mı? Resmen sınır çizgisi çekti. Ama ben sınır falan tanımam. Hülya Hanım için her şeyi göze alırım. Çok hoşsun. Yani ikiniz için de ne de olsa bunca zamandır arkadaşlığımız var, öyle değil mi? Hem patrondan da korkmuyorum. Büyük cesaret. Ayıp ettin. Neyse, ben gideyim. Görüşürüz Hülya Hanım. Tamam. Ben bir ara gelip borçları alırım. İyi ya. Dursana bir dakika. Cemil. Doğum günü partimize gelir misin? Kimin doğum günü? Hülya'nın. Ah, sahi mi? Ne zaman? Tamam. Emre'nin yanına gidiyor. Ne yapıyor bu şimdi? Selam Emre. Kavga çıkarmasa bari. Senden özür dilemeye geldim. Artık çok geç ufaklık. Senin işin bitti. Son şansını da kullandın. Dinle. Seni ben kızdırdım. Tamam. Kabul. Özür de diliyorum. Ama sen başka okuldan geldin. Belki bilmezsin. Böyle şeyler Galatasaraylık ruhuna da uymuyor. Yani kavgalar filan. Her şeyi unutalım gitsin, tamam mı? Unutalım mı? Sana söylediğim şeyi de unuttun herhalde. Çocuk seni uyarmıştı. Bu okula bir daha gelmeyeceksin demişti. Ama görüyorum ki yine karşımdasın. Bunun anlamı ne? Yani bana meydan mı okuyorsun? Senden korkmuyorum mu diyorsun? Benden günah gitti. Bundan sonra olacaklardan sen sorumlusun. Ne oldu? Hiç. Thank you.
Peki, tamam. İstiyorsanız bu süreyi böyle karşılıklı susarak da geçirebiliriz. Ama bu bizi hiçbir yere götürmez. İlhan? Bu bana saçma geliyor. Niye saçma geliyor? Çünkü anlamı yok. Kimse kimsenin umurunda değil. Hem anlatmak istesem de kim dinlemek ister ki? Ben isterim. Niye? Merak ediyorum. Nasıl oluyor da... Hani benim gibi bir kızın böyle bir yerde ne işi var? Burası nasıl bir yer? Böyle bir yer işte. Bir insan hurdalı. Alkoliklerin, cankilerin son durağı. Ama kendi isteğinle geldin. Evet ama... Kız haklı. Hangi konuda? Hiç anlamı yok. Konuşmamızın mı? Karım derdi ki... Yani eski karım... Böyle yaparsan bir çöplükte geberip gideceksin. Ki o zamanlar... Henüz iyi zamanlarımdı. Mağaza vardı. Param vardı. İyi kötü bir saygınlığım vardı. Karım benden akıllıymış demek ki. Ta o zamandan görmüş. Sahiden de köpek gibi geberiyordum. Kavgada bıçaklandım. Bağırsaklarımın üçte birini aldılar. Haftalarca yattım. Ölümü de gördüm sayılır. İnanın bana, o da hayat kadar anlamsız. Cevdet Bey? Ha? Hayır, ben dinliyorum. İlk içki içtiğiniz günü hatırlıyor musunuz? Hiç hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Bir meyve kokteyliydi. Süslü, çekici. Mor bir şemsiye vardı tepesinde. Karıştırıcı çubuğun ucunda da bir ninja kaplumbağa aptal aptal sırıtıyordu. Ben bira bile içmezdim biliyor musunuz? Karımın ölümünü gördüm. Kollarım da öldü. Hasta mıydı? Hayır. Onu ben öldürdüm. Yani kazaydı ama... benim suçum. İlk defa uzun bir seyahate çıkmıştık. O soğuk bir tabutta döndü. Saçmalık. Kaza herkesin başına gelebilir. Suçluluk duygusu kötü bir şey. Çok kötü. Asıl kötü olan hep hatırlamak. Durmadan. Lanet olası kısa bir film gibi. Otobüs solluyorum. Kamyonla burun buruna geliyorum. Karım ne yapıyorsun Kemal diye çığlık atıyor. İğrenç bir gürültü. Her şey kararıyor. Sonra otobüsü yine solluyorum. Kamyon yine karşımda. Sonra... uykumda bu. Uyanıkken bu. Ne kadar feci olduğunu hayal bile edemezsiniz. Ancak beynim iyice uyuştuğunda... alkol bedenimin her yanını sardığında... İşte ancak o zaman bir nebze huzur. Ama ertesi sabah karımın sesi yine kulaklarımda. Ne yapıyorsun Kemal? Durmadan. Durmadan. Daha çok. Hep daha çok içmeye başladım. Sabah demeden, akşam demeden. Derslere de içkili giriyordum. Sorun oldu tabii. İdareyle, öğrencilerle. Her şey karıştı. Ne öğretmeniydiniz? Edebiyat. Bu akşam herkes bir tuhaf. Senin neyin var Yusuf? Hiç. Yok bir şey.
Beni sorarlarsa yok deyiver. Alo. Efendim. Aa, merhaba Hatçala, nasılsın? Nereden aklına esmiş bizi aramak? Kim söylüyor? Ne zaman? İşe bak. Yani ta oralarda... bu Hakkı Bey de az değil yani. Ne olmuş Hakkı'ya? İnanma hala, çoğu uydurma. Yani bir şeyler oldu ama... yok yok, öyle bir şey yok. Herkes bire bin katarak aktarıyor herhalde. Hayır halacığım, sen yüreğini ferah tut, biz çaresine bakarız. Hadi herkese selam söyle. Bak babam da selam yolluyor. Ben de. Güle güle. Tebrik ederim. Sürmene de şöhret olmuşsun. Namını almış yürümüş. Şeytan bu Hakkı. Beni memlekete rezil ediyi. İnsafsız herif. Hain. Sen ne bekliyordun dede? Adam sizi o durumda yakaladıktan sonra her şeyi sineye mi çekecekti? Bu böyle olmayacak. Bu yaştan sonra. Aç telefonu Fikret. Ara Hakkı'yı. Faydası yok dede. Ne diyeceğim yani? Deden masum mu diyeceğim? Yok. Biz geliyoruz de. Ara hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz dede? Kız istemeye. He? Durma uşağım. Telefon aç. Baba. Hadi siz de hazırlanın bakalım. Kim o? Benim İpek. Merhaba. Merhaba. Canım sıkıldı, bir uğrayayım dedim. İyi ettin. Ben de seni aramayı düşünüyordum. Neler oluyor vakıfta? Sorma, işler iyice karıştı. Hadi bakalım baba, hayırlısı. Ne oldu Fikret? Biz kimi istemeye geldik? Adı neydi? Biri Hasibe, biri Hafize. İyi de biz hangisini isteyeceğiz? Hafize'yi. Hafize tamam. Sen de aklına tut baba. Bir yanlışlık yapmayalım. He, dikkatli olun. Ben de şaşırayım. Tamam tamam. Hafize tamam mı? Tamam tamam. Tamamdır baba. Hafize. Teşekkürler. Hakkı Bey, ziyaretimizin nedenini biliyorsunuz. Evet. Biz, yani dedem, eğer uygun görürseniz... diyeceğimiz şu ki, babam Yakup Aksu'ya Allah'ın emri peygamberin kavliyle hemşireniz Hafize Hanım'ı istiyoruz. Anlamadım, siz ne diyorsunuz da? Hemşirenize talibiz. Hangisine? Hafize Hanım'a. Deli etmeyin adamı. Hafize, Hasibe. Doğrusu neydi? Hafize. Hasibe, Hasibe. Tamam tamam, Hasibe. Hafize. Yok, Hafize'ydi daha. Hafize. Yanlışlık ediyorsunuz. Ben Hafize'yim, o Hasibe. Evet, Hasibe benim. Hafize, Hafize. Ne dedin baba da? Hayır, ne bileyim. Akımlı kaldı kafada. Ya yeter, nedir bu rezillik? Siz benimle alay etmeye mi geldiniz? Bir dakika Hakkı Bey. Hafize'yi isterim. Lütfen sakin olalım. Bir dakika ya. Özür dileriz. İsimleri karıştırdık galiba. Ama kimi istediğimizi biliyoruz. Sağınızda oturan hanımı. Öyle desenize Hasibe. Hafize. Dur. Hasibe Hanım'ı dedeme istiyoruz. Allah'ın emri. Peygamberin verdim gitti. Verdim gitti. Hayırlısı olsun. Yandık.
Bozma moralimi be. Biz ikimiz o azgın herifle başa çıkabiliriz. Ben aslında buraya şey için gelmiştim. Fikret için. Fikret için mi? Evet. Yani demek istediğim, eğer bir gün ben gitmek zorunda kalırsam buralardan, ondan ilgini esirgeme. Ne demek şimdi bu? Yani bir gün gidersem, Fikret'in sana duygularını biliyorum. Nereye gidiyorsun? Aslında Amerika'ya geri dönebilirim. Gideceksin demek. Yani olabilir. Bu durumda Fikret'i ben devralıyorum. Öyle mi? Hı? Bu ne biçim konuşma? O biçim konuşma. Bak kızım, sen beni daha tanımıyorsun. Yok öyle yağma. Açtırma şimdi benim bayramlık ağzımı. Hiçbir yere gidemezsin. Ne Amerika'ya ne de gitmek istediğin her neresiyse. Olmaz öyle şey. Saçmalama Deniz. Asıl sen saçmalama. Ne o öyle? Kalk oralardan gel. Dal hayatımızın içine. Allak bullak et her şeyi. Sonra da ben gidiyorum. Deniz dur sakin ol. Bazı başka gelişmeler olabilir. Fiko yalnız kalsın istemiyorum. Biri onun elinden tutmalı. Sen onun hayatını ne kadar değiştirdin farkında değil misin? Bravo. Alkış. Bu ne yüce gönüllülük be. Yine parsayı sen toplayacaksın. Yine kahraman sen olacaksın değil mi? Biz de hayran hayran sana bakıp önünde diz çökeceğiz. Öyle mi? Hayır ben bunu söylemek... Kes sesini. Kahraman kız. Hapse de sen düştün. Dayak da sen yedin. Sol kolun havada sloganı da sen attın. En çok sen sevdin, sevildin. Sen neymişsin be abi? Evet benim hiç Hindistan'a gidecek param olmadı. Hippilere özenip esrar falan da içmedim Nepal'de. Solcularla dalga geçen bir aileden de gelmiyorum ben. Bu benim yolum, sakın alay etme. Bak kızım, evimi terk ettiğim zaman ben 17 yaşındaydım. Ve 5 parasızdım. Hep özgür oldum ben. Esrar falan da içmedim. Bakıyorum, bu arada benimle ilgili epey bilgi toplamışsın. Ama yine de bir şey bilmiyorsun. Ben size senin ruhunu biliyorum. Senin meselen ideolojik falan değil. Bal gibi yıldız olmak istiyorsun sen. Biricik, unutulmaz. Bana iyilik melekliği taslama. Gidemezsin. Burada kalacak ve mücadele edeceksin. Fiko ile birlikte. Dayanacak gücüm kalmadı. Gittikçe tükeniyorum. Dayanacaksın. Gitmeyeceksin. Gitmene kimse izin vermeyecek. Kal. Kal ve seninle kozumuzu paylaşalım. Sakın gitme. Sakın.
Affet beni Alişan'ım. Sana bağırmamam lazımdı. Senin ne suçun var ki? Affet beni. Şaşkına döndüm. Lanet çekilmez bir herif oldum. Etrafımdaki herkesi kırıyorum. Ama seni incitmek istemiyorum Alişan'ım. İçindeki şiddet duygusunu yok etmen lazım. Zamanla şiddetin yerini uyum alacak. Sevgi şiddeti yenecek. Herkesle en karşı olduğun duyguyla bile uyum içinde olacaksın. İçindeki gücü, enerjiyi keşfedecek, onu uyuma dönüştüreceksin. Rakibin kalmayacak. Babam kalkmadı mı da? Sahurda keyifsiz görünüydü. Rahatsız mıydın, nedir? Ay yo yo, giyiniyor. Bir arkadaşına gidecekmiş. Sen ne yapıyorsun bugün dede? Eh. İstersen sözlüğünü al da şöyle bir dolaşın. Hadi oradan zevze kuşam. Başa gelen çekilir. Günaydın baba. Kendi düşen ağlamaz, öyle değil mi? Öyle Fikret, öyle. Bütün gün lokantada olacağım. Olur da gecikirsem yemekler dolapta. İftara doğru ısıtırsınız babamla ha Yusuf? Olursa bire bakarız. Sen kaygılanma. Hiç merak etme. Sabire. Efendim? Seni hiç kırmak istemedim. Hiçbirinizi. Bu da nereden çıktı Yusuf? Hiç, öyle işte. Baba çarşı tarafına gidiyorsan. Yok oğlum, benim yolum ters tarafa. Hoşça kalın. Ha işte geliyor. Tabii. Günaydın beyler. Günaydın. Sermet yok mu bu ya? Bu sabah açmadı. Beklesene bir dakika Fiko. Sen şimdi minibüsü satmaya kesin kararlı mısın? Evet. Bana da lazım böyle bir şey. Ne? Minibüs mü? Aslında minibüs değil de kamyonet düşünüyordum. İş için malum. Bu daha iyi galiba. Sen mi alacaksın? Evet. Kamyonetten daha iyi. Hafta sonları çoluk çocuk bir yerlere gideriz. Tabii fiyatta anlaşabilirsek. Gel şu işi biraz konuşalım. Neden bugün okula gitmeyelim? Çünkü bugün seninle babanlara gideceğiz. Ziyarete mi? Evet, yani ben döneceğim ama sen biraz daha kalacaksın. Annenle babanı özledin değil mi? Artık beni istemiyorsun Sermet amca. Sen benim canımsın. İstemiyorsun, beni başından atıyorsun. Dur dur, ne olur yapma böyle Alişan, dinle beni. Yine alacağım seni söz, inan bana. En kısa zamanda alacağım. Böyle icap ediyor Alişan. Neden deme bana. Anlatsam anlamazsın. Sen anlasan ben anladım. Ne haber Fiko? Minibüsü Osman istedi. Eysi ben de sattım. Çay mı ya? İyi. Yabancıya gitmedi bari. Hadi halini gör. Fiko kahvede görüşürüz. İyi günlerde kullan. Sağ ol Fiko. Ara sıra lazım olursa hiç çekinme. Tamam. Yedek anahtarlar evde kaldı. Hiç acelesi yok. Şimdi bir iki işim var, dönüşte bırakırım. İyi günler. İsmet Moray beyefendiyle görüşmek istemiştim. Ben Sermet deyiniz lütfen. İsmet Bey, nasılsınız? Ben de sağ olun. Acaba görüşebilir miyiz diyecektim. Merhaba Hülya Hanım. Merhaba Nihat Bey. Bir yere mi gidiyorsunuz? Ne aksilik? Yemeğe çıkıyorum. Yemeğe? Hay Allah. Ziyanı yok. Ne yapalım? Hülya Hanım, ben aslında diyordum ki eğer yanlış anlamazsanız Hülya Hanım, yemeği beraber birlikte yiyelim mi? Tabii, neden olmasın? Çok sevinirim.
Ben de çok sevinirim. Yani çok sevindim. Bir dakika, şunları bırakıp hemen geleyim. Hadi. Haklıydın oğul. Ne desen haklısın. Size adam gibi babalık edemedim. Kimseye ayrım dokunmadı. Senin bu hallerin de benim yüzümden. Ananız da sizi koyup gitmeseydim böyle olmazdı. Suç bende. Yok baba. Asıl suç bende. Kendimde. Bak Fiko'ya. Niye benim gibi değil? Aslanlar gibi. Sen de öylesin Cevdet. Sen de öylesin oğlum. Üstesinden geleceksin bu belanın. Dayan oğlum. Sakın pes etme. Yen içindeki canavarı. Aklım sende kalmasın. Yen onu Cevdet. Sağ ol. Sizin saçınızı da Kamuran mı yapıyor? Herhalde. Başkasına yaptırsam kötü reklam olur değil mi? Gel bunu şöyle. Ne oluyorsun Fikret? Ne istiyorsun benden gene? Hiçbir şey. Senden artık hiçbir şey istemiyorum. Ne var? Kızım, ne bakıyorsun öyle deli deli? Al. Bu Zeynep için okula verdiğin peşinat. Al. Bu da ilk taksit. Al. Bunlar da kızın üstüne başına harcadıkların. Bunlar yedirip içirdiklerin. Al. Bu da benden. Cabası. Hak geçmesin. Tamam mı? Yeter mi? Tamam. Tamam o zaman. Bitti. Sana borcum kalmadı. Ödedim Zeynep'in diyetini. Tamam mı? Tamam mı ha? Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Bir şey soracağım. Ayıptır söylemesi. Feminist falan değilsiniz değil mi? Niye? Feminist olmak kötü mü? Değil de ne bileyim. İnsan biraz ürküyor işte. Yok sanmıyorum, değilim. Hatta ben biraz eski kafalıyım galiba. Erkekler paltomu tutsun, kapıda yol versin filan istiyorum. İşte ben de kadının böyle olanını severim. Yani sizin gibi olanını yani. Yumuşak başlı, sevecen. Şimdi biraz tatlı iyi gider değil mi Hülya Hanım? Yo siz keyfinize bakın, ben doydum. Peki bir erkekte başka ne ararsınız? Sıcak olsun, içten olsun. Beni güldürsün. Öyle çok yakışıklı olması falan şart değil. Ama biraz atletik yapılı olsun isterim. Söylemiş miydim size? Bir zamanlar ben futbol oynadım. Sahi mi? Hatta geçen yıla kadar semtin takımını ben çalıştırdım. Saatiniz kaç? He? Saatiniz. Saatiniz diyorum kaç? Saatin 1:30'a geliyor. Benim işe dönmem lazım. Tatlınızı söyleyin de kalkalım, olmaz mı? Tatlı mı? Yok, sevmem. Biliyorsunuz şişmanlatıyor. Kahvelerimizi içip kalkarız. Garson. Evet. Bey. 2 kahve. Peki. Yani birisi şekersiz. Biraz rahatsızım Hamit kardeş. Yoksa hiç sinirlerim bozuk bugünlerde. Çocukla gerektiği gibi ilgilenemiyorum. Canı sağ olsun ağabey. Ama o hala benim yavrum. Sık sık uğrayacağım. Okul masraflarını ben karşılayacağım. Yok hacet yoktu ağabey. Ne ihtiyacı varsa çekinme söyle. Mutlaka okusun Alişan'ım. Mutlaka, mutlaka. Nerede kaldın be? Hiç. 1-2 yere uğradım. Hayırlı olsun Fikret. Satmışsın minibüsü. Öyle sattım. Peki şimdi ne yapacaksın? Bilmiyorum Muhsin amca. Bakıyorum. Senin belin falan mı tutuldu? Yok. Niye öyle baston yutmuş gibi dolaşıyorsun? Bu benim normal halim Fiko. Dalga mı geçiyorsun Nihat? Ne yapıyorsun be? Senin normal halin işte bu.
Hakkı, ben çok şişman mıyım be? Ha? Yok canım. Tığ gibisin. Hadi be. Ah. Tığ. Hadi be. Tabii. Hadi be. Bir gram yağ yok. Baksana karnın dümdüz. Yok yok, ben rejim yapacağım abi. Sen mi? Niye? Nereden icap etti? Hiç, ne bileyim ben. Yani bu zamanda erkek dedim böyle böyle atletik yapılı falan olmalı değil mi? Kim söyledi bunu? Hadi ya, hadi be. İlla birisini söylemesi lazım. Manyak. Sen manyak mıdır nedir be? Şşt. Akşama gelsene bize. İpek seni soruyordu. Laflarız biraz. He? Ne zamandan beri Çengelköy'desiniz? Ben doğma büyüme Çengelköylüyüm. Hayatım orada geçti benim. Teşekkür ederim kızım. Teşekkür. Güzel, sakin bir semt. Burada görmenizi istediğim bazı fotoğraflar var. Öyle mi? İşte benim doğduğum ev. Aa, bakın burada 2 yaşında falan olmalıyım. Annem, babam. Yani affedin, babamız. Henüz Süreyya yok. Aa, bu da onun bebekliği. Şuna bir bakar mısın Süreyya? Hı hı. Ya yani tam zamanını buldun ha. Nereden aklına geldi pastırmalı kuru fasulye yapmak? He? Niye, sen bayılırsın? Yok yok yok, bana verme. Ben istemem, tamam. Hayrola Nihat, sen hasta falan mısın ha? Yemeyeceğim ya. Yemeyeceğim, Allah Allah. Üstüme varma. Sahiden neyin var abi? Kolesterolün falan mı çıktı? Hayır. O çıkmadı da göbeğim çıktı. Manyak mısın sen oğlum? Bildin bileli göbeklisin sen. Hadi be, hadi be. Şimdi hadi. Durup dururken nerede nesli periz yapmak? Hiç. İşte öylesine. Sen yemeğini soğutma Fikret. Abime aldırma. Hiç öyle bir niyetim yok zaten. Bana ne? Oh, hayat bu işte. Eline sağlık İpek. Afiyet olsun. Nihat ya. Var sende bir şey ha. Vallahi kuru fasulyeye hayır diyeceği dünyada aklıma gelmezdi. Konuşma be, konuşma. Konuşma. Ulan Fiko, ulan Fiko. Ulan ne adamsın sen be. Bak. Allah aşkına bak. Bak. Bak vallahi bak nasıl götürüyor, bana nispet yapıyor. Görüyorsun değil mi? Allah'ını seversen. Ne yani? Sen rejim yapıyorsun diye biz de mi aç kalacağız? Biraz daha alabilir miyim? Nasıl olsa o yemiyor. Tabii. Tencere dolu. Al al. Ulan şeytan diyor ki vallahi bir al şu tencereyi. Pardon. Tövbe ya. Tövbe be. Ulan bir de kan kardeşim olacaksın be. Yazıklar olsun sana be. Puh. Kalanını da eve götür. Aldırma, yemene bak. O yılları paylaşamadık. Birçok şeyi paylaşamadık. Ama şimdi paylaşabileceğimiz bir şey var. Yanımda olman ne güzel. Hep olurum, yeter ki iste. Sana bir portakal soyayım. Bırak şimdi portakalı Fiko. Bana bak, gözlerime. Ne var? Senin durumun benden de zor değil mi? Niye? Neden böyle dedin? Saklamaya çalışma. Beni kandıramazsın Fikret. Sen, yani ikiniz ne zaman bir araya gelseniz. İkimiz mi? Sen ve Deniz. Ona bakarken gözlerinde hep acı çektiğim belli. Çok acı çekiyorsun Fikret. Onun çok özel bir yeri var değil mi? Gerçekten çok özel bir insan. Ve seni hala... Senin işin zor Fiko. Çok zor. Nihayet geldin. Hangi cehennemde kaldın uşağım? Siz niye yatmadınız? Bir şey mi oldu? Babam nerede? Yok Fikret. Sabah evden çıktı. Gidiş o gidiş. Aldı başını kaçtı gene besbello. Aklıma da gelmişti. Gitmiştir. Babam bu. Yapar. Ah keşke bu sabah
Nerede olabilir Fikret? Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Belki aklına eser de döner geçen seferki gibi. Biliyorum. Benim yüzümden gitti. Onu ihmal ettim ben. Zavallım çok yalnız kaldı. Ya dönmezse? Fikret, ya dönmezse oğlum? O zaman arar buluruz. Tamam. Heh. Buluruz, hiç merak etme. Ya. Affedersiniz. Buyurun. Ben kaydımı almaya gelmiştim. Parayı yatıramadım. Yanlışlık olmasın. Zeynep Aksu değil mi? Evet. Gecikmiş taksitiniz dün yatırıldı. Ne? Ama nasıl? Kim? Baba. Sana çok haksızlık ettim baba. Seni çok üzdüm. Ama sen her şeye rağmen yine de... Uzatma. Hangi baba olsa benim yaptığımı yapardı. Yok, hayır. Sen herhangi bir baba değilsin. Sen baba. Efendim? Eğer istiyorsan eve dönebilirim. Duydun mu dediğimi? Duydum. Dönmeni istemiyorum. Senin de sahiden istediğini sanmıyorum. Senin bir rüyan var, bir idealin. Onun peşinde böyle daha rahat koşacaksan... Gerekiyor madem, kal arkadaşlarınla. Baba. Sana güveniyorum. Daima güvende. Dilediğin gibi yaşa. Ama bir ailen olduğunu da unutma. Nasıl unuturum? Eğer başın sıkışırsa, herhangi bir derdin olursa ben buradayım. Hep buradayım. Şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ay. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ay.